Evet, merhaba arkadaşlar. Nergis Bülbül ben. Skyward Community Türkiye sunum hazırlayan kişi olarak bugün yine Perşembe günü 11 Şubat günü sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Saat 21'de bizim sunum saatimiz başlıyor. Bundan öncesinde de bir duyuru yaparak soruları olan arkadaşların sorularını almak istiyorum. Eğer ben sunum yaparken siz de soruları yazmaya başlarsanız daha sonrasında arada soruları da okuyarak cevaplamaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Birkaç arkadaş daha katılacaktır. O yüzden bir 2 dakika bekleyelim diyorum. Hepinizin 2021 yılının daha güzel başlamış olmasını umut ediyorum. Bu yıl içerisinde çok daha başarılı projelere imza atmanızı, başarılı işler yapmanızı ve kendi bulunduğunuz seviyenizi daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalarınızı başarıyla tamamlamanızı diliyorum hepinize. Zorlu bir süreci bütün dünya geçiyor şu anda pandemi nedeniyle. O yüzden bu süreç içerisinde tabii ki de işimize daha fazlasıyla sahip çıkmaya hepimiz özen gösteriyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü 11 Şubat. Skyward Community teknoloji sunumu ile ilgili bir çalışmamız olacak. Sorularımıza cevaplarımız olacak. Yeni haberlerle ilgili sunumumuz hazırlanmış olacak. Biraz sizi bilgilendirmiş olacağız. Paketlerle ilgili bilgi vermiş olacağız. Daha doğrusu hologram paketlerimizle ilgili. Yapılmış olan soru cevap görüşmelerinde alınan cevapları yayın yapıldı biliyorsunuz. Sunum yapıldı. Vladimir Maslov katıldı. Franciszek Szolár beyefendi katıldı. Irina Volkova katıldı. Bunların sunumunda gelen sorular vardı. Daha doğrusu bu sunumla ilgili daha öncesinden sayfamızda Skyward Community, Skyway'in resmi sayfasında bütün yatırımcılara bir duyuru yapıldı. Duyuru sunum yapılacak canlı bağlantıyla bütün ülkeler bir araya gelip yetkililere sorularını yönelteceklerdi ve yetkililer de onların sorularına cevap vereceklerdi. Bunu sistem üzerinden soruları yazıp göndermek gerekiyordu. Yazıp göndermiş olan bütün yatırımcılar sorularına cevaplarını aldılar. Tabii ki yöneltilen sorular içerisinde gelen cevapları da ben de size kısaca anlatmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiren sorular vardı. Hepimizi ilgilendiren de cevapları aldık. Ucu açık olan sorular, ucu açık olan cevaplar da tabii ki de gelmiş oldu. Onları da konuşacağız. Sanırım başlayabiliriz. Evet. Skyward Community bu sene biliyorsunuz ki bütün paketleri yılbaşına kadar bitirmiştik ve Ocak ayı itibariyle tekrardan devam eden tek bir paketimiz vardı. O da yılbaşı hediyesi olarak yatırımcı arkadaşlarınızla, yapınızda bulunan yatırımcılarla paylaşabileceğiniz hediye paketler vardı. Yeni üyelere hediye edebileceğiniz paketler vardı ama bunlar için de bazı şartlar vardı. 55 yaş üzeri olan yatırımcılar için de hediye paketlerine yararlanma hakları vardı. Onlar otomatik olarak kayıt yaptıkları zaman bu hakka sahip oluyorlardı.
Böyle bir paketimiz vardı. Onun ardından da yapılan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yapılan görüşmeden sonra 1 Şubat ve 21 Şubat arasında hologram 5000 dolarlık hologramın satışı tekrardan yatırımcılarımıza sunulmuş oldu. Çünkü talep vardı. Birçok kişi alamamıştı. Birçok kişi almak istedi. O arada denk getiremedi. Kimisi geç kalmış oldu. Bu talep üzerine de tabii ki de bu fırsat tekrardan sunulmuş oldu. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar yapmışlardır veya yapacak olanlar. Bugün 11 Şubat, 10 gününüz var. 10 gün içerisinde 5000 dolar 10 ay taksitle hologram paketini alabilirsiniz. Tekrardan burada hatırlatmış olayım. Şimdi ben sunumla ilgili yöneticilerle soru-cevap kısmında konuşulan konuları biraz size anlatmak istiyorum. Yöneticilerimize yöneltilmiş olan sorular arasında bizim de yapmış olduğumuz toplantılarda sorduğumuz gibi sorular mevcuttu. Bunlardan hangileri mevcuttu? Kaç tane adres projeniz var diye sorumuz vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, şu anda inşaatı da başlamış olan konteyner taşımacılığı ile ilgili bir projemiz, adres projemiz olarak başlatıldı. Onun dışında başka ülkelerden, Nijerya'dan mesela adres projesi olarak bir çalışma yapılıyor ve başka daha ülkelerde vardı. O ülkeler henüz tam olarak açıklanmadılar. Çünkü daha önce yine bize de anlatıldığı gibi adres projesinin başlatılması için ön çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunlar nasıl çalışmalar? Burada bürokrasi işlemleriyle ilgili evrak kısmı var. Yer incelemesi yapılması gerekiyor. Kurulumun inşaatın yapılacağı toprağın uygunluğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Alanı kontrol etmeleri gerekiyor. Orada çalışacak olan ekiple ilgili bazı kontroller yapılması gerekiyor. Bunlar hepsi birbirini destekleyen ve birbiriyle bütünleşen projenin ayrılmaz parçaları olduğu için hepsini bir arada bakmak, değerlendirmek zorundalar. Ona göre seçimlerini yapmak zorundalar. Eğer orası müsait değilse, uygun görünmezse inşaat için orada inşaat yapılmaz. Tekrardan başka bir alan seçilir. Tekrardan alan değerlendirilmesi yapılır. Tabii bu projeyi başlamak için bir de bütçe hesaplamaları yapılması gerekiyor. Ülke içerisinde yatırımcıların ne kadar aktif bir yatırımları var ve orada kurulacak olan asmalı yollar araçların kullanımı ile ilgili hesaplamalar yapılması gerekiyor ve bunun için de alanında belli olması gerekiyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için evrakların tam olması gerekiyor. Arka planda yapılacak olan çalışmalar hepsi bitmiş olması gerekiyor ki evet biz burayı tamamladık. Bütün çalışmalar tamamlandı. Startı verebiliriz diyebilsinler. Bundan dolayı yapılan çalışmalar tabii ki öyle hemen bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde sonuçlandırılmıyor. Özellikle de pandemi döneminde farklı ülkelere gidip gelme sorunları da olduğundan dolayı biraz daha uzun zaman alıyor. Bunu da söylemişlerdi. Adres projelerinin dışında yine Minsk'te de biliyorsunuz bir çalışmamız olacaktı. Devlet desteği var mı? Projeye yer verildi mi diye sorulmuştu. Minsk'te Marina Gorka'daki zaten alanımız var. Minsk'te de yapılacak olan projeyle ilgili görüşmeler yapılıyor fakat henüz bir arazi tahsil edilmedi bu proje için ama görüşme aşamaları devam ediyor. Arazi tahsil edildiği zaman da yine bu duyuru da mutlaka bize yapılacaktır.
Şimdi bunun dışında sorulan soru temettü dağılımı ile ilgiliydi. %20'lik temettü dağılımı yapılacak. Belki de bu erken de yapılır. Buna hazır olduğumuz zaman, borsaya çıkış yapıldığı zaman %20'lik temettü dağılımları yapılacağı da açıklanmıştı. Yine burada %20 yapılacak ama diğer kısım ne olacak? Şimdi yatırım yaptığınız zaman, özellikle de bu proje yatırımıysa, yani gerçekte bir iş yapacaksanız, bu işin desteklenmesi gerekiyor ve getirisi olması gerekiyor. O yüzden %20'nin kısmı dağılacaksa yatırımcılar arasında, diğer kalan %80'lik kısmı yine proje destekli olarak, finansman olarak daha doğrusu kullanılacaktır. Ve burada şöyle de bir hesaplama yapmanız gerekir. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Yatırımcılarımız unutmasınlar ki, ne kadar çok yatırım gerçekleştiriyorsak biz, yatırımcılar olarak, biz dediğimiz zaman sadece ben, sen gibi düşünmeyin. Bütün dünyada yatırımcılar var. Bunların hepsini bir araya topladığınız zaman orada küçük bir mevla çıkmaz. Ne kadar çok bir yatırım getirebiliyorsak, o kadar çok %20'lik kısım artmış olacaktır. Temettü dağılımına yansımış olacaktır. O yüzden bu konuda hesaplama yaptığınız zaman bunu da göz önünde bulundurun. Bütün dünyadan, farklı ülkelerden katılan yatırımcılarımız var. O yatırımcılarımızın yaptıkları yatırımlar da hepimizin yaptığı yatırımlarla bir araya geldiği zaman, bunlar %20'lik kısımlarda, %80'lik kısımları da hesapladığınız zaman küçük yatırımlar olmuyor. Hisselerin ne zaman borsaya çıkacağı konusunda soru vardı. Hisselerin ne zaman borsaya çıkacağı konusundaki soruyu Anatoly Yunitski'ye sorulması daha doğru olacağını söylemişlerdi. Ne zaman biz hazır olursak, o zaman çıkacağız demişlerdi. Biz ne zaman hazır oluruz diye yine kendileri soruyu tamamlamaya çalıştıkları zaman da, orada da yapılan açıklama şu şekildeydi. Proje ne zaman tam olarak hazır bir şekilde başarılı olduğu görülürse ve bu adres projeleri de dahil olmak üzere ortaya çıktığında, biz artık hazırız diye sertifikalandırma süreci de, biliyorsunuz, bazı araçlarımız için yine sertifikalandırma süreci var. O devam etmektedir. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra, yay yapısında biliyorsunuz bazı değişiklikler yapıldı. Bunların da hepsi test aşamalarından geçtikten sonra, 14. aşamada 15. aşamaya geçildiği andan itibaren, artık 15. aşama ne zaman kapatılırsa, o zaman borsaya çıkışı içinde hazırız diyebileceğiz. Bu nedenle borsa tarihiyle ilgili açık ve net bir tarih verilmedi. Öngörülerimiz 2022 gibi denilmişti, fakat tarih olarak herhangi bir net bir şey söylenmedi. Belki erken, belki biraz geç olabilir denilmişti ama daha önce de. Temettü dağılımında yine aynı şekilde, yani borsaya çıkış yapılacak. Yapıldıktan sonra yine yatırımcılara bir kar dağılımı yapılacak yani. Hisse senetleriyle ilgili yapılacak olan satışlarda fiyat ne olur diye soru vardı. Burada bir cevap verilmemişti. Verilmemesinin sebebi, net bir cevap verilmedi. Proje başarılıysa senetlerin fiyatı da artar, senetlerin satışı da artmış olur. Bir de arz ve talep meselesi olduğu söylenmişti. Yani herkes alıp da senetlerini satışa çıkartırsa, alacak kişiler olması gerekiyor. Proje başarılıysa alacak olan kişiler de artacaktır. Burada yine projenin başarısı bu nedenle yine rol oynuyor. Yani proje ne kadar başarılıysa, alıcı o kadar fazla olacaktır. Satış da ona göre talep görecektir. Ama bu başarıyı elde etmek için de çalışmalarımızı yapıyoruz demişlerdi. Borsaya çıkışı erken yapıp da projenin başarısız olması, bu da kimseye gelir getirmeyecektir. Bunu da yine hesaplamış olarak, açıklamalı örnekli olarak verilmişti. Mesela birçok
firmanın, birçok kuruluşun, birçok proje şirketlerinin projeleri ortaya çıkartıp hemen hızlı bir şekilde borsaya çıkmaya çalışıyorlar. Ama borsaya çıktıktan sonra borsadaki senetlerin değeri birden düşmeye başlıyor. Neden? Çünkü verimsiz bir proje çalışması yapılmış oluyor. Proje başarıyı elde etmemiş oluyor. Bu arada sizinle arada da resimleri paylaşmak istiyorum. Bizim sonuçta bir projemiz var. Bu projenin içerisinde de araçlarımızla ilgili ufak resimlerimiz var. Mesela bunları da en azından fikriniz olsun. Nasıl olacak, ne olacak? Buradaki resimler biraz biliyorsunuz Skyway isminden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Neden uzaklaşmaya çalışıyoruz? Çünkü Skyway artık birçok alanda, birçok üretim endüstrisinde kullanılan isim olmaya başladı. Bu isim çok fazla kullanıldığı için ne kadar iyi yönleri varsa bir o kadar da kötü karalamalar da yapılıyor. Bunlardan etkilenmemek için SVC olarak değiştirildi. Skyward Community olarak açıklamasını yapıyoruz biz bunu. Yani isimden Skyway isminden uzaklaşmaya başladık. Yani Skyway Kapital'dan özellikle uzaklaşmaya başladık. Yavaş yavaş marka ismimizi değiştirmeye yön aldık. Bu bir senedir devam ediyordu. Birden hızlı bir şekilde dönüş yapılması çok doğru olmayacaktı. Ama çok fazla kullanılan isim olduğu için sadece başarılı projelerde değil, yani isim başarılı projelerde bir kere adlandırıldıysa ve başarılı projelerde kendini gösterdiyse bunu farklı şirketler de kullanmaya başlıyorlar. En azından ya başına ekliyorlar ya sonuna ekliyorlar. Bir yerde kullanılmış oluyor. Bunun altından çıkmak için isimde değişiklikler yapılmaya başlandı. Bu bizi etkileyecek mi? Hayır, etkilemeyecek. Çünkü biz sadece isim değişikliğine gidiyoruz. Çalışma yapısı aynı şekilde devam ediyor. Hisseler yine herkesin aynı şekilde kalıyor. Herhangi bir zarara uğramadan devam ediyor. Yine projelerle ilgili çalışmalarda bu ay içerisinde mesela haberleri lütfen okumanızı rica edeceğim. Haberlerde yapılan yayınlarda benim de gördüğüm kadarıyla tabii diğer yatırımcı arkadaşlar da görmüştür. Söylenen şöyle bir şey vardı. Level Up projesinde programına katılarak haberlerde katılarak bu ay içerisinde en fazla katılım sağlamış, yatırımcı getirmiş olan arkadaşların yarışmaya katılmış olması ile ilgili açıklamalar vardı. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, yedinci gibi gibi hangi ülkeler daha çok öne çıktı? Hangi ülkelerde stabil kalan durumlar oldu? Hangi ülkelerde başarılar arttı ve hangilerinde düşüşler oldu? Bununla ilgili açıklamalı haberlerimiz var. Sayfamıza girdiğinizde, Skyway sayfasına girdiğiniz zaman arkadaşlar bu haberleri okuyabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Bu Ocak ayı içerisinde yapılan Leolab programı içerisinde mesela benim dikkatimi çeken Gürcistan ilk dörde girmiş oldu. Güzel bir başarıydı. Mesela ve sunumla ilgili sunumda sorulmuş olan sorulardan yine birkaçı 14. etap mesela ne zaman başlayacak? 14. etapın sonundaydık. Bu 14. etapın kapandı ve 15. etaba geçtik demelerini bekliyoruz. Bunu yine yetkililerimizden haber olarak biz
Bunu duyacağız. Bunu duyduğumuz zaman 15. etaba geçmiş olacağız. Her etapta belirli hisse satışları planlanmıştı. Her etaba eşit olarak bölünmüştü bu hisse satışları. Bu hisse satışlarını tamamlayınca da tabii 15. etaba da geçişimiz de başlamış oluyor. Bunu hesaplayıp bunu da değerlendirmeye alıyoruz. Ne zaman bitirilmesi planlanıyor diye Ahmet Bey'den gelen bir soru var 14. etapla ilgili. Hisse satışları 14. etapın tamamlanmasını gösterdiği andan itibaren 15. etaba geçiş başlayacak. Tamamlanması kadar. Yani YouTube'la ilgili, evet, YouTube'a aboneliğiniz varsa bütün haberlerden haberdar olacaksınız. Şimdi projelerle ilgili bütün haberleri tek tek takip edip yeni bilgilerini alabilirsiniz. Ama sizin en çok da takip etmeniz gereken Skyway sayfamızdaki kendi kişisel hesabımızda yayınlanan haberlerimiz, haber akışımız var. Günlük olarak yenileniyor bu haberler. Bunlara girip oradan takip edebilirsiniz. Güncel haberleri birebir oradan okuyabilirsiniz. Yine her hafta yapılan toplantıda tekrardan tabii ki de sorularınız olursa yine cevaplarım. Mesela burada Ahmet Bey hesabım bloke edildi. Faktörü doğrulama şifresini yanlış girdim. Hesabım aktif edildi. Yardımcı olabilir misiniz? Ahmet Bey, bu konuyla ilgili sizinle görüştük. Sizden istenilen bilgiler vardı. O bilgileri gönderdik. Sanırım sonrasında gelen maili tekrardan bakmanız gerekiyor. Bununla tekrardan ilgileniriz. Bana şahsi olarak yazmanızı rica edeceğim. Hatırlatmak için, çünkü birçok arkadaş yazıyor. Hepsine hızlı bir şekilde dönüş yapamıyorum. Kendinizi hatırlatın lütfen. Böyle bir sorununuz varsa siz bana kendinizi hatırlatmazsanız ben gözden kaçırabilirim. Çünkü gerçekten birçok kişinin sorusu var. Yani toplantıya katılmayıp arkadaşlar direkt bana bireysel olarak soruları yönlendiriyorlar. Bunu yapmayın lütfen. Çünkü hem benim zamanımı alıyorsunuz, hem de yaptığımız bir iş var. Bu işe saygı duymamız gerekiyor hep birlikte. Çünkü yani siz birbirimize biz saygı duymazsak zaten işimize de saygı duyamayız. Toplantı içerisinde sorularınızı sorun. Bir sonraki toplantıya sorularınızı cevaplayayım. Fakat şahsi olarak arayıp da herkesin tek tek soru yöneltmesini zaman kaybı oluyor, verimsiz oluyor. Sizler için yapılan bir toplantı var. Bunu diğer üyelerinize de söyleyin. Perşembe günleri saat 9'da herkes evine geldikten sonra, yemeğini ailesiyle birlikte geçirdiği bir zamandan sonra tekrardan saat 9'da bir toplantımız oluyor. Bir 40 dakikanızı ayırmanızı rica edeceğim. Bunu sistematik olarak yaparsanız sorularınızı da takip edebilirsiniz, yatırımınızı da takip edebilirsiniz, bütün işlemlerinizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta ben de burada sizler için zaman ayırıyorum. Bu zamanı ayırmak için günlük olarak haberlere bakmaya çalışıyorum. Yaşadığınız sorunlarla ilgili sizinle birebir olarak yazışmalarınıza katılmaya çalışıyorum. Ve karşı tarafı, hani siz bana soru yöneltiyorsunuz, sorunlarınızı yöneltiyorsunuz. Fakat sizin bilmediğiniz bazı durumlar da var. Şimdi sizin yazdığınız maillerde siz Rusça yazmanız gerekiyor ya da İngilizce. Siz Türkçe yazdığınız zaman oradan geri dönüş alamıyorsunuz. Sizin o sorularınızı ben Rusça olarak tekrardan yazıp soruyorum sizin adınıza. Gerekiyorsa telefon bağlantısı sağlıyorum teknik destekle. Teknik destekten bilgi alıyorum. Tekrardan kendi hesabımdan giriş yapıyorum ve kendi hesabımdan tekrardan denemeler yaparak ondan sonra sizlere dönüş yapıyorum. Yani ben soruyu sordum ama sen bana cevap vermedin gibi bir izlenim olmasın. Sizin
Siz soruyu sorduktan sonra arka planda sizin görmediğiniz, duymadığınız ve şahit olmadığınız konular da var. Bunları da ben hepsini yansıtmak istemediğim için ama yapılan bir iş olduğunu sizin de bilmenizi istediğim için açıklamak istiyorum. Yani sizin sorunlarınızı sonradan ben teknik destekle görüşerek bilgi alıyorum. Kendi kişisel hesabımdan denemeler yapıyorum ve sizlere dönüş yapıyorum. Mesela geçen hafta sormuş olduğunuz soru vardı mesela arkadaşlar. Ödemeler konusunda ne yapabiliriz diye Mastercard ve Visa kartta ödemeler yapılabiliyordu. Yani hesabınız yenilenebilir diye hesap bilgilerinde bir sütunumuz var. Orada mesela hesap yenilenir denilen kısımda bu aslında siz hesaba para aktarabilirsiniz anlamına geliyor. Yani o hesaba nasıl para aktarılabilir diye birkaç kere deneme yaptım. Mastercard'dan da Visa karttan da kapitalist olarak bir işlem yapamadım arkadaşlar. Neden yapamadım diye bir soru yönelttim. Cevabını bekliyorum. Bununla ilgili bana cevap geldikten sonra sizlerle paylaşacağım. Ama sanırım Türkiye'deki bankalarla olmayan anlaşmalardan dolayı bu sistemi kabul etmiyor. Bizim kartlar kabul edilmiyor. Türkiye'deki bankalarla sanırım anlaşma protokolünde mi artık kararlarında mı yer almıyor muhtemelen. Bu nedenle yapamadım diye düşünüyorum. Belki de benim ayrıca kaçırmış olduğum bir bilgi vardır. Bunu da öğrendikten sonra tekrar deneme yapacağım ve tekrardan sizler için bir ödeme işlemini kendim yapacağım. Eğer ki başarılı bir şekilde gerçekleştirirsem bununla ilgili arkadaşlarımızla birlikte Yeter Hanım'dan destek alırım. Bir video hazırlarız. Ödemenin nasıl yapıldığını gösterebileceğiniz bir videoyu burada sizlerle paylaşarak sunarız, anlatırız. Hepimiz birlikte bakarız. Ama şu an için başarılı bir işlem gerçekleştiremedim. Birkaç kere denedim fakat olmuyor, kabul etmiyor. Bilgileri ve sayfayı bile aktarmadı. Sorun nerede onu tam olarak anlayamadım. Kripto parayla da ödemeler yapılması için bazı görüşmeler yapılıyor. Bu da yeni haberler içerisinde yer alıyor. Lütfen haberleri okuyun. Bunları ben size kısa özet olarak geçiyorum. Çünkü çok fazla bir zamanım olmuyor size her şeyi anlatabilmek için. Ve tabii ki bütün bilgileri de hepsini aktarma şansım da olmuyor. Bu nedenle sayfanıza girdiğiniz zaman sayfada haber akışına bakın. Haber akışında bütün bilgileri görebilirsiniz. Kripto parayla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların sonucunda kripto parayla ödeme kolaylığı sağlanacak. Yani siz borsa içerisinde yaptığınız işlemlerde BTC Türk'ten nasıl ödemeye kullanabiliyorsanız aynı şekilde yine kripto parayla da ödemeye yapabileceksiniz. Gerekirse paranızı çıkartırsınız. Artık gerekirse paranızı yatırırsınız. Bu kolaylıkları sağlamak için ekipler gerçekten çalışmalar yapıyorlar. Bu hem teknik destek ekibi hem de Ar-Ge çalışma ekipleri ayrı çalışıyor projeyle ilgili. Muhasebesel finansman ekibi ayrı çalışıyor. Bunlar hepsi çalışıyorlar. Hani sonuçta yatırımcı getirmek için hepimiz emek veriyoruz. Burada tabii ki de bu çalışanlar içerisinde de büyük bir çalışmalar gerçekleştiriliyor, araştırmalar yapılıyor, tekrar görüşmeler yapılıyor. Bu işlemleri yapması gereken şirketlerle tekrar tekrar anlaşmalar, sözleşmeler düzenleniyor. Yeni uygulamalar nasıl kullanılabilir? Bunlar hepsi tek tek bakılıyor. O yüzden kısa bir süreç değil. Sonuçta Türkiye ileriye geçmeye başladı yatırımlar konusunda. Bunu söylemek isterim.
Yani bizim yatırımcılarımız artmaya başladı. Bu da çok güzel bir haber. Biz ileriye geçmeye başladıkça bizim bu şanslarımız, bu taleplerimizin daha çok yapılabilmesi için elimiz daha güçlü bir şekilde sorularımızı sorabiliyoruz. Destek talebinde bulunabiliyoruz. Haberlerimiz de alabileceğimiz bilgiler konusunda haber yayını yapılması konusunda talepte bulunabiliyoruz. Bu şekilde çalışmaları yapabiliyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Borsaya giriş konusu bildirildi mi? Hayır. Net tarih bildirilmedi. Tekrar yine hatırlatalım. Net tarih verilmedi borsa konusunda. Bir sunum içerisinde geçmiş olan konu vardı. Alexey Suhadoyev anlatmıştı. Bu reklam yapıp sosyal ağlarda yatırımcı çekebilmeniz için bir programımız var. Bu program içerisinden Leda Call diye Rusçası Leda Call olarak geçiyor. Türkçesinin de tercümelerde buz kıran olarak geçiyor. Yani yatırımcı partnerlerin sayısını arttırabilmek için, yatırımcıyı çekebilmek için hazırlanmış olan bir satış destek programı diyebiliriz buna. Yine tekrar söylüyorum, Rusçasında Leda Call olarak geçiyor. Türkçesinde de buz kıran projesi olarak geçiyor. Bu teşvik etmek amaçlı ve reklamı yapabilmek için, reklam yaymak için hazırlanmış olan bir proje. Bu proje sayesinde birçok ülke yatırımcısının sayısını arttırdı. Neredeyse 3 kata kadar katlayan, 10 kata kadar katlayan ülkeler var. Bu programı kullanmak isteyen kişiler maille talepte bulunabilirler. Yani siz Skyway sayfasına girip kendi kişisel sayfanızdan eğer ki alt gruplarınızı oluşturmak istiyorsanız, altyapınızı oluşturmak istiyorsanız size söyleyebileceğim mail yazın. Buz kıranı kullanmak istediğinizi söyleyin. İfade edin maillerde, talepte bulunun. Bu programı kullanmak için neye sahip olmanız gerekiyor? Bunu anlatayım size. İki tane grubunuzda kişi olması gerekiyor. Bu iki kişi ne yapacak? Bu iki kişi gelen taleplere cevap verecek. Gelen talepler nasıl geliyor? Telefon numarasını bırakıyorlar, form dolduruyor. Bu reklamı görmüş olan kişiler bunu Facebook'tan görebilirler, Instagram'dan görebilirler, LinkedIn'den görebilirler. Yani farklı hesaplardan, sosyal hesaplardan görebilirler, sosyal medyadan görebilirler daha doğrusu. O yüzden onlar form dolduruyorlar. Formu doldurdukları zaman o formun içerisinde ad, soyad, mail adresi, telefon adresi, telefon numarası, ismi, bulunduğu şehir gibi bilgileri dolduruyorlar. Varsa bir sorusu, konuyla ilgili belki kısa bir konuyla ilgili birkaç kelime yazmış oluyorlar. Siz bunlarla irtibata geçiyorsunuz. Daha doğrusu siz yönlendiriyorsunuz. Sizin o diğer iki arkadaş tam birine görev olarak artık kime hangi müşteriyi, hangi potansiyel yatırımcıyı verdiyseniz o kişi onunla ilgileniyor ve dönüş sağlıyor karşı tarafa. Dönüş sağlıyor. Projeyi kısa bir anlatım yapıyor. Kısa bir anlatımla projenin tanıtımını yapıyor. Biliyorsunuz bu projede hiç kimseye bir zorlamamız yok. İsteyen katılabilir, istemeyen katılmayabilir. Hiçbir şekilde kimseye zorlamıyoruz. Büyük rakamlarla yatırım yapma konusunda da yine kimseye bir talepte veya zorlamada bulunmuyoruz. En düşük rakam olarak Leda kolu yani buz kıranı kullandığınız zaman en düşük rakam olarak Türkiye için 100 dolar olarak baz alıyoruz.
Bu birçok yatırımcının gücü yetecek rakam. Türkiye çok düşük bir ekonomik güce sahip değil. Gayet güzel bir ekonomik güce sahibiz. O yüzden 100 dolarlık bir yatırımla en azından karşı taraftaki kişi sisteme girebilir. Ona link atarsınız, kendi linkinizi atarsınız, altyapınızda bulunan kişilerle nasıl bir anlaşmanız var, artık onların altına oluşturursunuz, yapı kurarsınız, kendi altınıza isterseniz kurarsınız, isterseniz herkese bir şekilde bir paylaşım yaparsınız. Bu şekilde çalışmayla yatırımcı çekebilirsiniz. Bunun aslında maliyetini hesapladığınız zaman yapılan reklam, yapılan takipler, yapılan arka taraftaki çalışmalar, sizin size sunulmuş olan projenin arka taraftaki çalışması sizin yapabileceğiniz bir sistem değil. Firmamız bizim bulunduğumuz projenin içerisindeki bütün arka tarafta bulunan destek ekibi ne kadar fazla yatırımcı getirebileceğini ve ne kadar fazla bu yatırımcıyı getirebilmeyi şöyle anlamasın bizim yatırımcılarımız. Yatırımcı getirmem için mi ben burada hizmet veriyorum? Hayır, sen sadece yatırımcı olarak buraya bir yatırımcıyı çekmek için gelmedik biz. Biz burada bu projeyi daha üst seviyeye taşıyabilmek için, dünya projesi haline getirmek için bir arada bulunuyoruz. Ve bu bir arada bulunduğumuz süreç içerisinde de ne kadar fazla yatırımcıyı getirip projeyi ne kadar daha ileriye götürebiliriz, bunların değerlendirmelerini yapıyoruz. Bunların çalışmalarını yapıyoruz ve burada bir ekip çalışması yapıyoruz. Yani ben bugün tek başıma burada sunumu tek başıma yaparsam karşımda kimse olmazsa benim yaptığım anlatım hiç kimseye ulaşmaz. Burada bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş, altı veya 20 fark etmez. 20 kişiye ulaşsam her biri bir kişiye anlatırsa 40 kişi olur. Yani gücün doğmasını sağlamış oluyoruz. Bu da projemizi bulunduğu seviyeden bir seviyeye getiriyor. Projemizin dışında Türkiye'yi bir üst seviyeye getirmiş oluyoruz. Yani Türkiye projeyi kendi ülkesine getirebilmek için yatırımcısını arttırması gerekiyor. Bunun için de firma size bir destek sağlıyorsa bu desteklerle ilgili bilgileri alabilirsiniz. Benimle de irtibata geçebilirsiniz. Bildiğimi anlatırım. Bilmediğim bir şey varsa mutlaka sorar öğrenirim. Kimse herhangi bir yerden bu bilgileri alıp da size aktarmıyor. O yüzden hani aklından da direkt aktarım yapamaz. Eğer bilmediğimiz bir şey varsa bu büyük bir sorun olmasın sizler için. Bunları öğrenir, yine sizinle irtibata geçer, bilgileri paylaşırız. Fakat yine dediğim gibi, evet bilgileri paylaşırız ama bu bilgileri paylaşmak için gelmesin sorular. Bu sorular gruplara yazılsın veya şahsi olarak bana yazılsın. Fakat hemen cevap beklemeyin. Perşembe günleri yapılan yayınlarda, sunumlarda bu sorularınızın cevabını vermiş olurum. Benim sizlere tavsiye edebileceğim ve aslında benim de şahıs olarak kullanmaya başladığım bir sistem olarak ben de buz kıran sistemini kullanmaya başladım. Dönüşler yapıyorum gelen taleplere. Siz de aynı şekilde dediğim gibi başvurunuzu yapabilirsiniz. Hayır, başvuruyu yapmak istiyorum ama dil sıkıntısı yaşıyorum derseniz birlikte hazırlarız yazınızı. İki kişiyi bulursunuz grubunuza. O iki kişiyle birlikte toplamda minimum 3 kişi olmanız gerekiyor. Yani siz ve iki kişilik ekibiniz minimum 3 kişisiniz. Bu 3 kişilik ekiple birlikte bu programı kullanabilir, yatırımcı çekebilirsiniz. %15 aldığınız bonus, %7 aldığınız bonuslar var, %5'lik bonuslarınız var. Yani burada alabileceğiniz kazancı ve alacağınız hisselerin dahi ödemesini oradan aldığınız karlarla yapabileceğiniz seviyede bile olabilirsiniz. Bu sizler için büyük bir fırsat. Ben hepinizin kullanmasını isterim. Herkes kullanabilir mi?
Bu birebir görüşme yapılır. Yapılan görüşmede sizin bir anlatım size yapılır. Bu anlatımdan sonra evet sizin de bunu kullanmaya tam olarak hazır olduğunuzu eğer ki bize yansıtırsanız siz de buz kıran programını kullanabilirsiniz. Cüzi miktarda bir ödemeniz oluyor. Bu ödeme aylık veya birkaç aylık olarak yansıyacaktır ya da bunun değişikliği yapıldı mı tam olarak bilmiyorum ama bunun da bilgisini yine alıp birlikte konuşmayı yapabiliriz. Eğer böyle bir şey düşünürseniz yardımcı olabilirim. Eğer ki kendiniz şahıs olarak yardım ve destek almadan yapmak istiyorsanız da dediğim gibi kişisel hesabınızdan teknik desteğe veya talebe mail atabilirsiniz. Ekip kurmak istediğinizi ve buz kırandan yararlanmak istediğinizi, o programı kullanmak istediğinizi, daha ileri seviyeye gitmek istediğiniz kısa kısa anlatırsınız. İngilizce veya Rusça olarak destek de alabilirsiniz. Ayrıca özellikle bizden almak zorunda değilsiniz. Belki çevrenizde konuşan vardır. Belki çeviri kullanmak istersiniz. O sizin kararınız. Ama böyle bir çalışma var. Bundan faydalanmak isteyen arkadaşlar faydalanın lütfen. Kariyerinizi atlatın, gelirinizi arttırın, yatırımınızı çoğaltın, yatırımcınızı çoğaltalım. Projemizi kendimiz hızlandıralım. Buradaki projenin içerisindeki çalışanlar biziz. Biz hızlandıracağız bu projeyi. Yani bizim ülkemiz adına, bizim vatandaşımız adına başka ülkenin vatandaşı çalışmayacak. Bizim projemize biz çalışacağız. Biz nasıl çalışacağız? Sadece yatırım yapıp da beklemeyle değil, potansiyeli olan kişiler bu şekilde sunum yapabiliriz. Buzkıran programını kullanabiliriz yatırımcı çekmek için. Sunumları istiyorsanız, evet bunu da söylemişlerdi. Irina Volkova söylemişti. Sunum yapmak, spikerlik yapmak isteyen arkadaş varsa ona eğitim verilir ve onun düzeyine bakılır. Eğer ki uygun görülürse, şartlara da uyarsa spikerlik de yapabileceğini de söylemişti. Bunlar gizli bilgi olduğu düşünülmesin. O yüzden duyduğumu size tercüme etmeye çalışıyorum. Hepsinin birden hatırlamam mümkün olmasa da aklıma gelenleri sizlerle paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Kullanmak istediğiniz bu tür şanslarınızı kullanabilirsiniz. Spikerlik ücretlerini söylemişlerdi. Hatırladığım kadarıyla 80 dolarlık bir ücreti var. Yani siz sunum yapacaksınız. Dosya yüklemesi yapacaksınız. Belirli saatiniz olacak. Ama bunlara herkes kabul edilmiyor. Herkese bu bilgi paylaşımlarını vermiyorlar ve yaptığınız bu bilgi paylaşımı içerisinde uymanız gereken kurallar var. Sistem içerisinde yayınlanmamış olan bir bilgiyi paylaşamazsınız. Bu her işte böyledir. Veya olmayan bir bilgiyi varmış gibi aktaramazsınız. Kimseye zorlama yapamazsınız. Bütün yatırımcılar kendi istekleriyle, kendi tercihleriyle katılabilir bize. Biz kimseye hiçbir şekilde zorlama yapmayız. Çünkü biz şunun farkındayız. Bizim içerisinde bulunduğumuz proje zaten başarılı bir proje. Kaliteli bir iş, kaliteli bir çalışma. O yüzden burada tamamen yatırımcının tercihine bırakın. Yatırımcı kendisi bu projeye katılmak istiyorsa katılsın. Sizin söylemenizle, sizin zorlamanızla, sizin hatırınıza katılmasın. O istiyorsa katılsın. İlerideki bütün her şeyi kendisi hesaplasın, kendisi değerlendirsin. Kendisi kendisi için yararlı olduğunu fark ediyorsa katılabilir. Ama fark etmiyorsa demek ki o henüz bu projeye katılmak için hazır değil.
Muammer Bey soru sormuş. En düşük paket ne kadar? En düşük paketimiz Muammer Bey 100 dolardan başlıyor. Sayfaya girdiğiniz zaman paket seçeneklerine yani yatırımların kısmına geçerseniz orada onlar paket değil aslında. Onlar hisse ücretleri olarak yansıtılmış. Paket şu anda hologram paketi var. 5000 dolar 10 ay taksitle 500-500 ödeme yapıyorsunuz. Şu an paketler henüz yeni paketler henüz gelmedi. Şu an 5000 dolarlık paketler hala devam ediyor. O yüzden değerlendirmek isterseniz onu değerlendirebilirsiniz veya düşük adetlerle olan hisseleri alırsınız. Onlar da tek ödemeyle alabileceğiniz hisseler Muammer Bey. Bu şekilde çalışmaları yapabilirsiniz. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Yararlanabilirsiniz. Kazancınızı da arttırabilirsiniz. Bunun için bazı şartlara uymanız gerekir. İsteyen arkadaşlar neden uymasına, neden yapmasına tabii ki de yapabilirler, tabii ki de başarabilirler. Destek almak isteyenlere yardımcı olmak için her daim hazırız. Bir grup olmak isteyenler için ben de şurada şurada görev almak istiyorum diyen arkadaşlar varsa onlara da açık kapılarla hizmetleri sunabiliriz. Bir grup olabiliriz, bir çalışma yapabiliriz, altyapı oluşturabiliriz ve daha ileri seviyeye geçebiliriz. Türkiye'de sonuçta projeyi gerçekleştirmek için bir yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yol içerisinde hem çalışmak, hem kazanmak, hem de kazandırmak varken neden hep birlikte aynı yolda yan yana olmayalım? Yani olabileceğimiz fırsatlar varken, bunu yapabileceğimiz fırsatlar varken tabii ki de değerlendirelim. Değerlendirelim, başkasının da değerlendirmesine fırsat tanıyalım, tanıtalım, katılmasını sağlayalım. Bir toplantıya bir kişiyi davet etseniz yine büyük bir şey. Çünkü bir kişi duyar, başka bir kişiye anlatır. Siz ona da fırsat sunmuş olursunuz. Sonuçta siz bir yatırımcısınız. Siz hepiniz burada yatırımcıysanız demek ki siz bu projeye inandınız. Başka bir arkadaş da buna belki de inanıyor, inanacak. Ama ona henüz bu projeyi götürmüş olan kimse yok. Yani böyle bir durum varken siz ona belki de vesile olacaksınız. Ama zorlama kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseye hatır için talepte bulunmuyorsunuz, sunumda bulunmuyorsunuz. İstiyorsa kendi isteğiyle gelsin ve katılsın. İstemiyorsa herkese kapı her zaman açık. Kalmak isteyen içimizde kalıyor, kalmak istemeyen tercihini kendisi yapıyor. Biz kimseye zorlayarak projede davet de zorluk çıkartmıyoruz. Bu şekilde benim sizinle paylaşabileceğim haberler. Sayfanızdaki haber akışını takip edin lütfen, lütfen ve lütfen takip edin. Haberlerden bilginiz olsun. Yatırımlarınızı yine takip edin. Taksitlerinizi takip edin arkadaşlar. Çünkü taksitlerinizde aksama biliyorsunuz aralığın sonuna doğru ödemeler de aksamalar çıktı. Sistematik sorun olduğundan dolayı kimsenin taksiti iptal edilmeyecek diye hatta haber yapıldı, yayın yapıldı ve bu bilgiler herkesle paylaşıldı. Yani sayfasını takip eden arkadaşların hepsi bu bilgilerden bilinçli olarak yararlanmış oldu, takibini gerçekleştirdi. Ama takip etmeyenlere bildirin. Bu ay içerisinde ödemelerini yapmaya çalışsınlar. Skyway ile Crypto Unit Crew şirketi arasında hala bağ var mı? Crypto Unit Crew ile ilgili ben hiçbir haber okumadım Muammer Bey. Nasıl bir bağ olduğunu yani benden önceki dönemde Crypto Unit Crew olabilir. Ama şu anki dönem içerisinde Skyway'de hiç onunla ilgili bir haber okumadım Muammer Bey.
bir bağlantı olduğunu sanmıyorum çünkü tamamen farklı. Ama yine de haftaya bu sorunuza cevap vereyim. Sorman gerekiyor. Bilmediğim bir konu. Bilgiyi aldıktan sonra dönüş yapayım, olur mu? Haftaya bu sorunuza cevap vermek isterim Muammer Bey. Benim sizler için yapabileceğim bugünkü sunumu tabii ki de daha fazla ama zamanımız kısıtlı. Kısıtlı olduğu için anlatabildiklerim bunlar. Eğer dediğim gibi istediğiniz, kullanmak istediğiniz programlar varsa, evet yatırımcıyım ama işte başkaları bir şey kazanıyor mu diye düşündüğünüz programlar varsa, bunların içerisinde işte arkadaşlar spikerliği kullanabilirler, arkadaşlar yine buz kıranı kullanabilirler, yatırımcı çekebilirler. Aynı şekilde de yatırımcı çekerken bir de yaptığınız sunumlardan, eğitimlerden, açıklamalardan dolayı da bir de projeden bir de ayrıca ücret kazanabilirsiniz. Gelirinizi arttırabilirsiniz. Bir taksitinizi ödersiniz. İkinci bir kişi getirirsiniz. Yani çocuğunuz olur ya da eşiniz olur. Onun için bir yatırım daha yapabilirsiniz. Her şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şekilde yani yatırımınız devam etmesi gerekiyor. Spikerlik veya buz kıran şeyini kullanmanız için yatırımcı olmanız şart. Bunu söyleyeyim. Ama orada yatırımcı kendiniz mi olursunuz? Başka birisini ailenizden kaydetmek mi istersiniz? Çocuğunuza mı yatırım yapmak istersiniz? Veya direkt ben bunu kazandım, bir de artık gelirim olsun mu demek istersiniz? Bu tamamen sizin kararınız. Katılmak isteyen herkese kapımız açık olarak davet ediyoruz. Girmek isteyen buyursun, girsin. İrtibata geçebilirsiniz. Diğer arkadaşlara da bunu iletebilirsiniz. Belki faydalanmak isteyen arkadaşlar vardır. Gücümüzü arttırmamızda yardımcı olacak kişiler muhakkak ki vardır çevrenizde. Haftaya katılamazsanız bana hatırlatma olarak yazarsanız müsait bir zamanda ben size dönüş sağlarım Muammer Bey. Soruları olan arkadaşlar varsa sorularını hızlı bir şekilde yazabilir. Bir iki dakika daha bekleyebilirim ama sorunuz yoksa ben sunumu bitireyim. Hepinize de iyi akşamlar dileyim. Haftaya yine Perşembe günü saat 9'da sizlerle buluşmak üzere. Buradan sunumu bitirmiş olacağım. Dönüş nasıl olacak? Dönüş neyle ilgili dönüş Muammer Bey? Tam olarak anlamadım. Yani benimle irtibata geçme konusunda mı dönüş dediniz? Muammer Bey sanırım grup içerisindensiniz. Grup içerisinde ben de varım. Gruptan eğer beni bulamazsanız diğer arkadaşlara yazarsanız ben size cevap veririm. Tamam. Anlaştık o zaman. Yazarsınız ben size dönüş sağlarım. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım güzel bir sunum yapabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bundan sonrakilerde çok daha güzel olur. Hep birlikte projemizi başarılı bir şekilde devam ettirmeyi de hepimize diliyorum. İyi akşamlar dilerim hepinize. Perşembe günü yine akşam saat 9'da sizlerle burada buluşmak dileğiyle bugün hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar.